Diyorsun. 01 Ağustos, 7 Ağustos haftalık burcumuza hoş geldiniz güzel ailem. Beğeni, yorum ve bizde kalmaya özen gösterin diyorum. Sevgili koçlar, olumlu bir enerjiye gireceksiniz bu hafta. Yeni fırsatlar, ayağınıza gelmesini istediğiniz iş konularınızla ilgili sürpriz değişimler söz konusu olacak. Yani şansınızın daha çok artacağı, kendi çevrenizde mutlu olacağınız birçok iş konusuyla ilgili de kendinizi ispatlamak için çok doğru bir evreye geçiş yapacaksınız. Mutluluk ve başarı aynı anda sizi bu hafta tatmin edecek olarak gözüküyor. Yani enerjimizi çok fazla yüksek tutalım, fırsatları gözden geçirmeyelim. Gözden geçirelim lütfen. Kendinizle alakalı uzun süredir planladığınız ortaklığı ya da kendi alanınızda kurmak istediğiniz iş kapılarınız için çok güzel ortaklı ve dışarıdan alacağınız destekler sizin hayatınızı daha güzellikler kazandıracak. Parasal evrede yaşadığımız krizler, yükselmek istediğimiz birçok noktada da üst düzey kurum ve oluşturmak istediğimiz alanlarda bir görüşme, bir toplantı sizi mutlu edecek. Yurt dışı ile ilgili uzun süredir hayalleriniz varsa, iş gereği gitmeniz gereken sorunlarınızla alakalı noktada da artık çözüm evresi başlıyor. Yani siz kendinize ait işinizdeki başarıyı daha mutlu bir şekilde, maddi konularda biraz daha sağlamcı, daha hırslı olacağınız bir dönem. Çünkü geçmişe ait sorunlar içerisinde olduğunuz birçok şey artık sizin defterinizde ve listenizde ve her şeyi doğru ve düzenli şekilde oturtacaksınız. Bu dönem devlet sınavınızla ilgili yaşadığınız bazı kaoslar sizi yıpratsa da olumlu evre gözüküyor. Devlette çalışıyorsanız ve devletle ilgili yaşadığınız denge savaşları, kaoslar gündemimize gelebilir. Oradaki olumsuz enerjiyi almamanızı, işinize daha sahip olmanız gerektiğini uyarıyorum. Kurumsal, insan kaynakları, hesap kitap alanında çalışıyorsanız ve sosyal medya alanında çalışıyorsanız çok güzel fırsatlar, ama bu fırsatları yanlışlıkla hataya döndürebilirsiniz. Daha dikkatli ve daha kontrollü olmanızı öneriyorum. Bu ara alım satım konularımızda ve serbest meslekte çalışıyorsanız daha renkli kazançlarımız hayatımıza giriş sağlayacak. Kendinizi bildiğiniz sürece başarı sizinle, gerçekten düşünce fikrinizle, olumluluğunuzla çok güzel aydınlanmalar var. Bu ara ev konumuzla ilgili değişmek ve yenilemek istediğimiz birkaç eşya da gündemimizde söz konusu olacak. Bu ara araçla ilgili değişim kararı olan sevgili koçlar, yenilemek için fırsatlar yakalıyorsunuz. Hadi hayırlı olsun. Evet, bir de kendi aile işiniz ve aileyle alakalı ortaklı süreçlerde bazı krizlerimiz olabilir. Bunlarla ilgili noktada da daha anlayışlı, masaya doğru yatılacak planlar olması lazım. Çünkü herkes hızlı konuşacak. Herkes birbiriyle gereksiz bir kaos yaratabilirsiniz. İş mahkemeniz, süren iş yerinizle ilgili bazı mobbing uygulamalara da hazırlıklı olun. Ama siz doğru olduğunuz için Rabbim ayağınıza taş değdirmeyecek. Ve her şeyden önemlisi, iş problemi uzun süredir yaşayanlar Ağustos artı 15'e kadar bu kapılarınızla ilgili noktada daha bilinçli anlaşmalar sizin için doğru fikirler, projeler size büyük mutluluk ve keyif verecek diyorum. Bir de aşk hayatımızla alakalı kafanızdaki karışıklık, geçmiş, özlem, öfke, kırgınlık o kadar çok fazla var ki inanmak ve güvenmek konusunda bazı risklere hazır değilsiniz. Biraz daha bu konuda kendimizi doğru oluşumlara doğru itersek ve meditasyon, yoga, enerjimize ve ani tepkilerden uzak kaldığınız takdirde de güzel aşklar, renklilikler var. Evli ve çalışan çiftlerimizle alakalı noktada tatil planımız var. Çocuklarla güzel bir vakit geçirmek istiyoruz. Onlarla baş başa enerjiyi toparlamak gerekli. Ailemizde ruhsal anlamda yorgun olan insanlara güzel destek vermeniz lazım. Çünkü onların mutsuzlukları, yaşadığı travmalar çok yoğun. Özellikle anne kökünüz. Annenizle alakalı yaşadığımız bazı olumsuz tutumlar sizin onun adına üzüldüğünüzü gösteriyor. Haydi ona sımsıkı sarılın, sevdiğinizi söyleyin. Ailenize ait ev ya da toprak ve bununla ilgili müteahhitlerle ilgili yapabileceğimiz bir işbirliği sizin ailenizin yeni anahtarı ile ilgili çok daha rahat bir evrede aydınlığa ermeyi gösteriyor.
Kendiniz bu ara boşanmak ve mutsuz olduğunuz ve eşinizin ailesi ve çevresinden kaynaklı tutucu sözler, yaşadığınız krizler sizi mutsuz ediyor. Artık doğru anlaşmaya geçmeniz lazım. Hem kendiniz için hem eşinizin sağlığı için daha iyi süreçlerimiz var. Bu ara eski dostlarımız, bu hafta dostlarımızla geçireceğimiz birçok alanda size şanslısınız parasal evrede, şanslısınız kendinizi bulmakla, bunları doğru da. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda üreme organlarımız ve alerjik astımımız gündemde olabilir. Dikkatli olun. Sevgili ev hanımları, çocuklarımıza baskı yapmayı bırakıp daha evi enerji noktasına çevirmemiz lazım. Birbirimizin hatasını ailece görmek lazım. Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, beğenmeyi, yorum yapmayı, güzellikler katmanızı birlikte paylaşmayı deneyelim. Sevgili boğalar, çalışma hayatınızla alakalı duygusal problemleriniz daha böyle yapıcı ve yıpratıcı gibi gözükse de ilişkilerde belli dengeyi, belli mesafeyi korumak istiyorsunuz. Artık karşı tarafların fikirleriyle bazı fikirlerinizi paylaşmak istemeyebilir. Açıkçası sizin iş alanınıza farklı gözle baktıkları için sırlar alemini, işinizde sırlı ve içsel dünyanızı yaşayacaksınız. Bu ara yaratıcılığınız hız kazanacak. Her şeyi kendi kontrolünüzün ve başarma duygusuyla tadacaksınız. Karşınıza farklı iş teklifleri, yenilikler ve yenilenmesini istediğiniz iş konularınızla ilgili çok daha olumlu fırsatları yakalayacaksınız. Gözünüzü dört açıyorsunuz. Size verilen imkanları doğru değerlendiriyorsunuz. Kurumsal ya da devlet dairesinde çalışıyorsanız buradaki bazı beklentilerinizi biraz daha sabretmeniz lazım. Eylül ayı burada almak istediklerimizi alacağız. Kaybetmek istediklerimiz değil, sabırlı olun. Bu arada hayatınızda sürpriz paralar, Uranüs'ün sizin hayatınızda çok fazla sürprizlere açık olmanızı, en yüksek enerjiye dahil olacağınızı, duygu çalışmalarınızda ve maddi yaşadığımız krizleri artık ödüle doğru çevireceğiz. Üstelik kazançlar ve yatırımlar, çalıştığınız hiçbir şey sizin eksiniz olmayacak, artınız olacak. Yani bu ara kafanızda planladığınız şirketiniz ya da çalıştığınız noktalardaki projeler size fırsatlar doğuracak. Doğru yatırımlarla birlikte kendinizi üstünlük kazancına, yani konum olsun, parasal ve maaşınızla alakalı değişmesini istediğiniz birçok noktada da artık konuşma dönemi, size bu fırsatlar verilecek. Kendi işinizi yapıyorsanız ve bu işlerle ilgili yaşadığınız artık ben sınavdan yoruldum, her gün bir ödeme ve her gün borç içerisindeyim diyorsanız, ortaklı gelecek teklifler, elden çıkartılmasını uygun görmüyorum. Sizden ricam, ortaklı açıları doğru gördüğünüzde alanınızda büyüme söz konusu olacak. Bu ara Globe yazarlığı, kendinizle ilgili başarı ödülleriniz, ekstra eğitimleriniz ve yurt dışı ile ilgili bazı oluşacak yeni fırsatları gözden geçirmenizi öneriyorum. Çünkü bu size sunulacak yurt dışı ya da şehir dışı kapılarınızda kalıcı ve net projelerde yer alacağınız gözüküyor. Yani güzellikler size geliyor. Doğru dokun, doğru al. Doğru harekete geç, doğru kendini dinle. Çünkü sizin yapamayacağınız, başaramayacağınız hiçbir nokta yok diyorum. Bu arada duygusal konularda bazı geri hareketler yapabilirsiniz. İlişkinize takıntılar, huzursuzluklar, yani ortak dostlarımıza bile tripler atabilirsiniz. Bu ara bunları biraz törpülerseniz daha gülümseyici ve kendi alanınızı daha rahat yaratabilirsiniz. Şöyle söyleyeceğim, ailenize ait ortak miras mallarla ilgili özellikle baba köklerinizde krizler gündeme gelebilir. Kardeşler arasındaki yaşayacağınız pürüzlere de şimdiden hazırlıklı olun. Çünkü karşı tarafın belli yaratacağı stresler sizi çok fazla yorabilir diyorum. İlişki konusunda evet, bu ara evlilikten çok ilişkiyi doğru belirlemek, hayat arkadaşınızla alacağınız yolculuğu daha net bir şekilde görmek istiyorsunuz. Bununla ilgili de her iki tarafın ortaklı bir gelecek planı söz konusu. Eski ilişkinizin geri dönüşü ile ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Aldanmayın, aldatmayın. Aldanmadan kaynaklı zarar görmeyin istiyorum. Evli çiftlerimizle alakalı da uzun süredir aslında problemden çok yalnız kalmak, alanı doğru göndermek ve sizin eşinizin iş temposu, sizin temponuz, biraz iş alanımızdaki enerjiyi evde de aynı hararetle görüştüğünüz için yeni yatırımlar için
Sadece iş ve para odaklısınız. Biraz onu sevdiğini, biraz ona sarılmayı, kokusuna sahip çıkmanızı öneriyorum. Yoksa ilişkide hatalar yapabilirsiniz. Bu arada yedişli gelişli toprak arazi konularınız varsa gerçekten bunlar hayatınıza geçiş sağlayacak. Kalp acı çekiyor ve iş çevrenizde etkilendiğiniz biri varsa atılımlar var. Size uygun mu? Bunu gözden geçirin diyorum. Bu ara açık düşmanlarımız çok fazla. Çevrede sizin enerjinizi çekmek isteyebilir. Sosyal enerjinizle ilgili güçlendirdiğiniz alanları kıskanabilirler. Mümkün olduğu kadar bol bol nazar duası, bol bol enerjinizi değiştirmemiz gerekiyor. Hatta ayaklarımıza kaya tuzu dökersek ayaktaki gözü kilidi açarsınız diyorum. Sağlık olarak göz iltihaplarımız, göz apnenimiz olabilir ve enfeksiyonlarımız ve mideye vuruyor olabilir. İhmal etmeyin. Sevgili ev hanımları, bu dönem en önemli şey yapmak istediğiniz kendi sağlığınızı, kendi enerjinizi iyileştirmek istiyorsunuz. Bu doğru bir karar. Bir de ailemizin bir sağlık problemi, biraz hastanede koşturabilirsiniz. Ama çocuklarınızın eğitim temposu, onlarla ilgili mutluluğun tadını çıkarttığınız şimdiden hayırlı olsun. Sevgili ikizler, beğen, yazı yaz, benimle ol, beni keşfete doğru ulaştır. Maddi konularınızla alakalı etrafınızdaki insanlarla paylaşım, diyalog ve yeteneklerinizle alakalı yansıyacak ve bunları fırsata ve kariyer anlamında da fırsata geçireceksiniz. Altyapı çalışmalarınız olacak. Güçlenmek, yeni faaliyetler, bulunduğunuz alanda kendi ışığınızı daha rahat yansıtacaksınız. Bulunduğunuz noktayı terk etmek, yeni iş alanı, yeni oluşumlarla ilgili güzel fırsatlarınız o gerçekleşecek. Cesaretini topla, yeni yolculuk, yeni oluşum sana ayrı bir tat katacak diyorum. Bu ara maddi mantıklı kararlar verdiğinizde ve düşüncelerinizi doğru iletişim evresinde geçirdiğinizde sizde bir pürüz görmüyorum. Özellikle kurumsaldan kendi alanınızda ilgili noktanın masa değişimi, ekip değişimi ile ilgili uzun süredir ısrar ettiğiniz konuda büyük bir rahatlık, büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Özellikle mailleriniz, toplantılarınızın çok daha yoğun ve hareketli olacağını unutmamanız gerekiyor. Gideceğiniz yolculuklarda enerjiniz çok fazla keyifli ve kendinizi daha doğru ifade edecek renklilikler. Dil eğitimi, kurslar, bu ara işinizle alakalı alacağınız eğitimler de ekstra sizin kademe değişikliklerinize, güçlenmenize, kendinizi ispatlamanıza daha artı kazandıracak. Bu ara çevrenizin ileri geri konuşmaları, dedikoduları, yaşanan bazı karışık ve oluşmayacak laflar etrafınızda döndüğü için üstüne alabilir. Sizinle hiçbir alakası yok. Kimseyi kafanıza takmayın. Çünkü sizde başarı ışığı, Allah'ın size verdiği güç o kadar güzel netliğe kavuşacaksa, borçlarınızla ilgili, kiranız, taşınmakla ilgili daha rahat bir haftanın kararına verip bu noktaları doğru çözeceksiniz. Güzel dostluklar, güzel işbirlikleri gündemimiz var. Ama sizin kindar yönünüz damarınıza basıldığı zaman acı çektirecek ruhunuz da var. Dostlarınızın size zararı yok. Siz dostlarınıza kırıcı sözler söyleyip fazlasıyla eleştiri yapıyorsunuz. Biraz daha bunu hani duygusal yönümüzü biraz daha kendi içsel dünyamızda rahatlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu ara bilgisayar teknolojik gelişip yazılımlar, mailler bunlarla ilgili de eğitimler söz konusu olabilir. Uluslararası bir ticarette ve özellikle turistik alanda beklediğiniz yeni iş anlaşmaları varsa bunlarla ilgili güzel oluşumlar söz konusu olacak. İş mahkemeniz ya da parasal mahkemenizle alakalı beklediğiniz bazı krizler sizi çok fazla yıprattı. Primlerinizle alakalı da yaşadığınız olumsuz yani hak edilen değeri size vermedikleri için çıkma modundasınız. Eylül sonu bunların hepsi size teslim edilecek. Mümkün olduğu kadar sakin olun. Aşk konusunda özellikle hayatınızdaki insanla ne istediğinizi her iki tarafta bilmesine rağmen ekonomik evredeki yaşadığımız krizler, bir türlü oturtamadığımız noktalarımız var. Bu yüzden bu ilişkide de kaygıdan çok birbirinize ait planlarla ilgili gerginlikler olabilir. Siz birbirinize sıkı sarılın. Geçmiş ilişki ya da özlem varsa artık o olayın sizin hayatınıza renk katmayacağını ve yol almanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Evli çalışan çiftlerimiz için özellikle hanımların iş değişimi, yeni iş arayışı olumlu. Eşinizin de işteki yöneticilerle alakalı yaşadığı krizler biraz stresli olsa da mücadeleye devam etmesini istiyorum. Bu ara boşanmak
Hayatımızdaki noktada geri kararlar verebiliriz çocuklarımızla alakalı. Bu doğrudur. Ama aşk hayatı hiç olmayanlar için renkli, keyifli, güzel, güzellikler getirecek diyaloglar var. Gözünüzü dört açın. Çekici ruhunuz, size sunulacak yeni enerjiler sizin aşk hayatınızı, ruhsal hayatınızı şifalandıracak. Bir de ev konunuzla alakalı uzun sürede boya, badana, tamir, tadilat konularınızla ilgili sanki Ağustos'un 15'ini bekliyorsunuz. O dönem bütün evdeki oluşumları yaptıracaksınız ama özellikle sizin giriş kapı, demir kapınızla ilgili değişmesi gereken konumuz var ve bulunduğunuz alana güvenmediğiniz için kilitlerde sıkıntı olabilir. Bu ara ruhsal anlamda kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz. Kendinize daha sağlıklı beslenme, daha sağlıklı kararlar yaratacaksınız. Hem spor, hem yüzme, hem bisiklete binmek size yazı yazın, kitap yazın. Kendinizi geliştirin, iletişiminiz çok kuvvetli. Çocuklarınızla alakalı devletle ilgili bazı sınavlarla ilgili yaşanan krizler belki çocuklarınıza baskı yapıyor olabilirsiniz. Yani yıllardır bir ülkemizde 2 yıldır, 3 yıldır bir eğitim krizi var. Mümkün olduğu kadar onları destekleyin. Eğer siz de böyle konuşursanız onların ruhu yorgun olur. Evet, bu ara bir de kendi anneniz, kendi babanıza ait malla ilgili noktada bir haciz, bir evrak, bir mahkemelik konuyu da ihmal etmememiz gerekiyor. Rabbim özellikle gençlerimizi, özellikle annelerimizi, özellikle genç kadınlarımızı, genç erkeklerimizi, nesillerimizi korusun. Bu ara hayır yapın. Gönül hayrınız olsun ki kapılarınız daha tez bir şekilde açılsın. Her şey Rabbim size sunsun. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Sezgileriniz, hisleriniz sizi bu hafta daha yardımcı olacak. Patronunuzun, çalışanınızın, çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne hissettiğini Rabbim ayaklarınıza gayet verimli şekilde getirecek. Birçok çabanızla ilgili şikayet ediyorsunuz ve çok da yorgunsunuz. Emekleriniz hep böyle askıda kalacak. Bu işi de başaramayacağım ve uzun süredir hayatımla alakalı noktayı bir türlü toparlayamıyorum diyorsanız hayatınızda yani Mars bu ay boyunca Boğa burcunda hareketini devam ettirecek. Siz kozmik olarak ve yeni oluşmasını istediğiniz birçok noktada değişeceksiniz. Enerjileriniz olumlu yönde, birçok çalışma ekip aramızdaki yaşadığımız krizler daha güçlü, daha kendinizi daha destekleyici evrede hissettireceksiniz. Yani bu dönem hayatınızdaki kırgınlıklar, kızgınlıklar, öfkeler hepsi artık daha olumlu şekilde geride kalıp kendi tutumunuzu, kendi başarınızı, destekleyici hislerinizle daha güzel alanlarda yer alacaksınız. Bu ara ev satmak, almak konusunda ve yeni geçeceğiniz eve de tadilat yapma fikirleriniz gayet olumlu. Ama şöyle bir durumumuz var. Ailede çok baskıcı insanlar var ve çok yoruluyorsunuz. Ve onlara destek vermekten kendi enerjinizi aşağı çekmenizi istemiyorum. Bu hafta özellikle bol bol deniz suyu, sirkeyle enerjinizi güçlü tutmanız lazım. Hem başarmak ve evraklar, yurt dışı mailleri, insan kaynakları ve matematik alanında, finans alanında çalışırsanız sürpriz değişimler, şube, alan, mekan değişiklikleri gündeme geleceği için sanki siz gitmek istemeyeceksiniz ama gideceğiniz yer başarınıza başarı katacak gözüküyor. Bu ara bazı yengeçler ve kurumsaldaysanız istifa moduna geldiniz. Çünkü burada parasal ve uzun süredir alamadığımız haklarla ilgili öfkeler var. O yüzden tutumunuzu sert, gerekiyorsa avukatınızla yol almanız lazım. Alternatif kapılar var. Hiç korkmanıza gerek yok. Serbest meslekte çalışıyorsanız ve iş konularınızla ilgili biraz ekonomik konularda kendinizi güçsüz hissediyorsanız gücünüze güç, popülerliğinize popülerlik katacaksınız. Yeni çevre, yeni oluşumlar sizi daha rahat, daha iklimsel noktada mutluluk yaratacak. Yani şöyle demek istiyorum. Bu ara taşınmalar, seyahatler, oluşumlar var ama siz hani bazen deriz ya biz bu hafta bu dünyaya ait değiliz. İçimizi bulalım, ruhumuzu bulalım. Evet, bulun ama sizin içsel karmaşanız,
çok uzun süre evde kaldığı vakit kafayı tırlatırsınız. Yine eğlenin, yine enerjinizi değiştirin. Projeler ve sosyal ağlardaki medya, iletişim, kendi işinizle ilgili büyütmek istediğiniz birçok noktada artı kazançlar söz konusu olacak. Bu ara ufak tefek kazalar söz konusu olabilir. Göz alerjimizden çok, hani böyle göz devamlı pıt pıt atar ya, göz sinirsel evremize dikkat etmemiz lazım. Bu ara bahçeli evlerde, bahçe katlı evlerde oturuyorsanız ya da evinizde çiçekler varsa, bu ara bahçeyi toparlamak, çiçeklerinizi yenilemek, tazelemek ve onlarla dokunarak enerjinizi de iyileştirebilirsiniz. Bu ara güçlü bir aşk hayatınıza renk katacak. Hatta bu aşk, tanışacağınız, uzun süredir kalbiniz kıpır kıpır değilse, size bir kalp öyle güzel kıpırdatacak ki yakın dostunuz, yakın çevreniz böyle bir iletişimi sizi güçlendirecek. Ve sevgili yengeçler, geçmiş ilişkinizden de gelecek haberler var. Karar sizin. Evli çiftlerimizde bu ara gereksiz ailevi bütün ve iş hayatımızdaki yaşadığımız krizleri karı koca hayatımıza yansıtıyoruz. Evde bir terör esmesi var. Bence bu terörü kapıda bırakın, içeride gülümseyin ve birbirinize yemek yaparak, sohbet ederek yanlış hatalarımızı doğru telafi etmemiz gerekiyor. Boşanma tarihi belirlenen sevgili yengeçler, Eylül'de artık anlaşmalı şekilde yol ayrımına gideceksiniz ama haklarınızla alakalı noktada vazgeçtiyseniz mücadelenize devam edin. Bir de bazı yengeç burcu ailelerinde sözlü şiddet, gereksiz tartışmalar ve kırıcı noktalar. Acilen ilişki terapisi şart diyorum. Bu ara platonik takılan yengeçler, bence siz platonik takılacak kadar çirkin değilsiniz. Ve Allah size öyle güzel bir aura vermiş ki, bakın bir yeryüzüne, size öyle güzel dokunacak renklilikler var ki, yeter ki güveninizi kaybetmişsiniz, bu güveni tekrar oturtun. Dil eğitimi ve farklı kurslarla ilgili düşünceniz ve master ile ilgili niyetiniz varsa artık bunlarla ilgili başvurularınız olumlu ve doğru sürece de söz konusu. Ege ya da Akdeniz'le alakalı iş bağlantınız varsa bununla ilgili oluşacak gelişmeler size mutluluk verecek. Özellikle hayvan ve tarım alanında çalışan sevgili yengeçler için de şunu demek istiyorum. Toprağınız ya da tarımınızda riskler var. Dikkatli olun. Kredi borcunuz, kredi borçlarınızla ilgili yaşadığınız kaos biraz daha bizi yıpratabilir. Sevgili ev hanımları, mucizelerle gelecek güzel kahkahalarınız var. Yani mirasınız, kendi kökünüzle alıp gelecek. Onların şimdiden hesabını yapıyorsunuz. Yazlık niyetiniz var. Hadi hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken vücutta şişmelerimiz var. Ve bu şişmeler sinirsel evrenizle alakalı. Bol yürüyüşler, doğru su içerek ve bol bol enerjimizi suyla besleyerek, limonlu su içerek. Yani ya da bir diyetisyen ya da bu konuda bir çünkü şeker riskiniz olabilir. Dikkatli olun efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Beğeni, yazı, sevin beni. İstekler, işinizdeki istekler, yönetimdeki abartılar, yönetimle alakalı pozisyonlarla ilgili gerginlikler, çevrenizde yeni oluşacak otorite fikirler sizi fazlasıyla kasabilir. Gereksiz titizlik ve gereksiz insanların konuşmaları sizi biraz daha yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar alandaki yaşadığınız insanların sizinle ilgili hiçbir sorun olmadığını ama sizin korku ve kaygılarınız ve egonuzun çok güçlü olduğu ve ta doğum günü haftanızda sizin egonuz şey olmayacak da benimkim olsun diyorum. Evet, yeni anlaşma, yeni sıkışmalar, yeni yapacağınız anlaşmalar ve ısrarcı tutumunuzda birçok başarınız var ama rakipleriniz ama sizinle yaşayacak insanlar da gerçekten dikkat etmemiz lazım. Çünkü siz birçok noktada egonuz ve konuşma üslubunuzdaki yapıcı olurken birden aşağı çeken enerjiniz alanı böyle bir depresyona sokabilir. Mümkün olduğu kadar alandaki insanlarla iletişimimizin daha doğru kabul edilmesi gerektiğini. Bu ara takıntılarınız, bu ara iş konusundaki takıntılarınız, yurt dışı mailler, kontroller ve bu ara özellikle sağlık sektöründe, devlet sektöründe ve sağlık sektöründe çalışan aslanlar için yer değişimi kavgası ve bulunduğunuz noktadaki krizler gündeme gelebilir. Özellikle de kurumsal bir alandaysanız yönetici ve koordinatör ekip arkadaşlarımızla yaşanacak tatsız tartışmalara kulak asmayın. Çünkü siz işinizde gayet başarılısınız. Kendi işinizi kurmak ve
bununla ilgili bu kavgalar sırasında planlarınız var. Bu planları hayata geçirdiğiniz takdirde zaten siz en büyük başarıyı, en büyük ödülü alacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok. Ortaklı ayrımlar, ortaklı konulardaki yaşanacak bazı krizler sizi parasal anlamda dara düşürecek. Şimdiden ortaklı sisteminizde geri çekim ve şartınızı koyun ve bu şart doğrultusunda alacağınızı kabul edin. Eğer ki devam ettiğiniz takdirde ciddi krizler yaşanabilir. Aile işiniz, baba ya da kardeşlerle arasındaki iş kapımızla ilgili ekonomik bazı krizler sizi yorabilir. Yormamasını istiyorum çünkü burası Eylül'den sonra maddi konularda daha iyi seviyeye geçeceğiniz, kalmakla ve iş alanınızdaki bütünlüğü daha rahat bir görüş oluşturacaksınız. Serbest bir alanda çalışıyorsanız ekstra diyaloglar konuşacağımız, gideceğimiz noktalarda bir dahaki dönemlerin altyapısını oturtacaksınız. Beklediğiniz bazı paralarda gecikmeler olsa da eninde sonunda bu para sizin. Ev kredisi, araç kredinizle alakalı korku, kaygı durumunuz varsa çok rahat bir şekilde bunu çözeceksiniz. Sizin hissiyatınız, sizin başarmak ve borçlarla ilgili sıkıntınız yok ama yiyicileriniz çok fazla var. Ve etrafınızda bu ara yedirme modunuz var. Egonuz yüksek olduğu için her yeri ben ısmarlayayım. Bırakın abi o Alman usulü yapın ki borç sizin üstünüze kalmaz. Bu ara evlilik, evlenmeyi düşünenlerde ertelenme kararı söz konusu olacak sevgili aslanlar. Bu sizin doğrultusunda olacak. Hayat arkadaşınızla ilgili sıkıntı yok. Ama uzun süredir aynı ilişkiyle ilgili belirsizlikler gidiyorsa aileler, diyaloglar, konuşmalar, telefon trafiklerimiz söz konusu. Bu ara almak istediğiniz özellikle Fransızca, İtalyanca, Çince, Japonca dil eğitimlerinizle ilgili start verme vakti. Boyun fıtığımız ve bel fıtığımız ve beyin damarlarımızla ilgili sıkıntımız olabilir. Bir kontrol etmemizi öneriyorum. Evet, yeni aşık olmak isteyenler, yenilik çok var. Yenilik size sunulacak, güzellik size sunulacak. Ne istediğinizi bilmeniz, nasıl bir aşka ait olduğunuzu bulursanız o seçenekler arasında yorulmayacağınız gözüküyor. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı özellikle bu ara hem boşanma konuşması var hem de işte büyük başarılar konuşması var. Yani iki dengesizlik bu arada biraz yıpratıcı olabilir. Ya iyi projelere konuşun ya da boşanmanızın netliğine kavuşun. Bu ara çocuklarınızın üstüne, ailedeki insanların üstüne çok fazla gidiyorsunuz. Onların bu sizin böyle baskın tavrı aile içerisindeki insanlara huzursuzluk ediyor. Hadi bakalım onları da sıcak. Egoyu dışarıda, evde minnoş minnoş hareket edin. Anne sağlığınız, diz, kemiklerle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bir de uzun süredir çocuk tedavisiyle ilgili fikriniz var ama cesaretiniz yok. Bence Ekim-Kasım'a kadar bunu bekleyin. Çünkü vücut enerjiniz buna hazır değil. Bir de tatil planınız var. Şimdiden planınız hazır. Sanki Ağustos 11'den sonra yolculuk ya da Ağustos 12'den sonra yolculuk size şifa gibi gelecek. Bu ara motor bisiklet merakı olan aslanlar doğayla alakalı mutlaka yapın, şifa gibi gözüküyor size. Bu ara sırt bölgemizdeki yağlanma, böbrek üstü yağlanmalarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Ev hanımları, evet bu ara kendi içinizdeki korkularınızı yendiniz, eşinizle problemleri attınız ama geçmiş konuları hala gündemde tutuyorsunuz. Anam bu geçmiş konuları ne zaman kapatacaksın? Kapat ki evliliğimiz düzene girsin. Üst katlarda oturuyorsanız burayı satmak, yeni daha bahçeli bir alan almak istiyorsanız acele ediyorsunuz. Yeriniz kıymetli. Aile içerisinde de çözülmesi gereken miraslar var. Sevgili gençler, kendinizle ilgili planlarınızı hep geri atıyorsunuz. Atmayın. Çok güzellik var. Size güzellik dokunsun efendim. Hoşça kalın. Sevgili başaklar, beğeni, yorum, sevin beni, büyütelim kanalı. İş ve kariyer anlamında güçlü olacağınız, başarı duygunuz ve özgün ve sağlığınızla beraber iş konumuzda yükseltiler, farkında olmayak mesleğimizle alakalı çaba verdiğimiz birçok şeyin olumlu enerjisini doğru koşullarla uygun bir şekilde hızlanacak bir hayata geçiş yapacaksınız. Bu ay olabildiğin kadar emin, bu hafta olabildiğin kadar adımlarını doğru yaptığında daha güçlü çevre, daha olumlu süreçler ve yeni gireceğiniz olumlu kariyer hayatınıza etkisi olacak çevre, sizin markanız, iş kapınız ve olumsuz gördüğünüz birçok şeyin tepeye doğru zirve yapacağını unutmamamız gerekiyor. Bu ara gizli düşmanlar ve güvendiğiniz insanlar fazlasıyla arkanızdan kuyu yapabilir, gereksiz dedikodular, iftiralara uğrayabilirsiniz. Bu hafta ağzımızı tutuyoruz, işimize, çevremize, yeni etkinliklere, yeni oluşumlara daha doğru adımlarla ilerliyoruz. Bir de
kariyer açısından önemli kişilerle birlikte olacaksınız. Farkına vardığınızda da size gelecek teklifler daha iyi büyük kurumsal firma ya da daha güçlü alanlarda adım atmanıza yardımcı olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız ailenize, yakın dostlarınıza, yakın çevrenizle yaptığınız işlerde de büyüme, kendinizi daha çok ispatlama ve daha güvende hissedeceğiniz noktadasınız. İyilik yapma ruhunuz var bu hafta. İyiliklere dokunmak. Ben yaptığım iyiliğin karşılığını Allah bana en iyi şekilde veriyor diyorsanız, hadi sokak hayvanlarını, hadi yetim ve yüksüz çocuklarımıza bir dokunalım ki çevrenizdeki bu yardımsever enerjiniz Allah katından para ve iş rızkınızın ve duygusal rızkınızın daha keyifli olacağını gösteriyor. Kucak açıyoruz. Sevgiye kucak açıyorsunuz siz. Çünkü artık uzun süredir sevgi, sevilmek, değer görmek neydi? Bir türlü bunun karmaşasını yaşıyordunuz. Bu hafta mükemmel sevgiyle, mükemmel diyaloglarla kendi enerjinizi daha farklı evrelere getireceksiniz. Bu ara ilişki yaşadığınız kişiyi bitirme kararı içerisinde. Onun kaprisleri, onun gerginlikleri, onun bilmem neyi sizi yoruyor da siz yalnız kalamazsınız. Lütfen sakin olun, atarlardan uzak durun. Geçmişte aklınızı karıştıran kişilerden haberler gelse de o artık size ait bir kalp değil. Hoşça kal demen gerekiyor. Evli çiftlerimiz ve bu ara sevgili olan çiftlerimiz aynı eve çıkabilirler. Yeni ev enerjisini oluşturabilirler. Orada kendimizi tanıyıp ondan sonra evlilik kararı verebiliriz diye düşüncelerimiz var. Özellikle sevgili başaklar, Doğu ve Güneydoğu alanında yaşıyorsanız ailenize ait amca, dayı kökleriyle ilgili miras tartışmaları, büyük kavgalar ve akıllara olmayacak kadar sözlü tartışmalar var. Ege ve Akdeniz tarafında yaşıyorsanız burada kendinize ait deniz ya da arazilerle ilgili güzel teklifler var. Değerlendirmenizi istiyorum. Eğer Marmara, Trakya tarafında çalışıyorsanız ev ve yenilik size daha mutlu olacak. Bir de kendi ailenize ait bina olabilir. 2 ya da 3 katlı. Burayla müteahhit anlaşmamız, yeni bir noktamız var. Bunu değerle. Bu ara politik ruhunuz çok ön planda. Siyasete atılmak, bu tarz eğitimler almak istiyorsun. Neden olmasın? Neden sizin bu kadar kural ve titizin bu konuda da başarı sağlayacağınızı gösteriyor. Özellikle kurumsaldan şirkette çalışıp konum değişikliği beklentiniz var. Orada sizinle ilgilenen biri var. Platonik değil, size gerçek aşkını itiraf edecek, gülümsemeyle itiraf edecek. Anne sağlık problemi olabilir, diz ve kapaklarla ilgili. Özellikle kardeşleri çoksa, mesela 3 kardeşin 4. Bu ara herkes böyle bir mutsuz, gergin, huzursuz. Onların bu triplerine takılmayın. Gökyüzünün güneşi bizi çok fazla nemli ve kuru bıraktığı için nefes alamıyorlardır. O triplere girmenize gerek yok. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada ortak para birikimine karar verdik. Ona göre yatırımlar, ona göre projelerimiz var. Doğru karardır. Çünkü eşinizin bu konuda en büyük şikayeti, ben parayı veriyorum, sen niye vermiyorsundu? Evet, bu hafta bunu çözeceğiz. Mutsuz olan ve boşanmak isteyenler için de ailelerin bir araya gelip nerede hata olduğunu bulmanız lazım. Çocuklarınız var. Biraz daha bunu deneyelim. Ama boşanma mahkemesi olanlarda da geri adımlar, birbirimize tekrar şans verebiliriz. Ve özellikle eşinizin iş değişimi, şehir değişimi ile alakalı bu boşanma fikri olanlarda birden farklı bir şehre gitme enerjimiz söz konusu olacak. Ortak ve dışarıda çalışan sevgili başaklar için sürpriz güzel farklı işler var. Ekstra kazançlar var. Bunları paraya çevirmenizi öyle. Bu ara aşk çok fazla var. Tercih sizin. Sevgili ev hanımları, evinizle alakalı ayna, yani resim, tablo merakınız bu ara var. Evin her noktasını ayna ve tablo toparlayabilirsiniz. Bir de dış camlarınıza demir yaptırmak istiyorsunuz. Bunu geciktirmeyin. Ama sizin de diş etleri iltihaplarınız söz konusu olacak. Ailede de ateşlenme, kusma durumlarımıza hazırlıklı olun. Çok öpüyorum. Beğenin, yorum yapın. Sevgiyle kalın. Sevgili teraziler, bu ara rakamların peşinde koşacaksınız. Beklediğiniz şeyler boş olmayacak. Önemli anlaşmalar farkında olmayarak kendinizi güven alanına yaratacaksınız. Önemsemediğiniz birçok iş kapısından güzel fırsatlar var. Kuruntularınız yüzünden yeni projeler ve projelerle alakalı noktanın sizde olmadığını düşünüyorsanız, Rabbim size bu kapıda çok güzel bir güçlenme, toplumsal bir enerji evreniz var. Enerjinizin çok yüksek olduğu için çalıştığınız alanda gülümsemek, işe ve ortaklı alandaki projeler ve yönetim ve yöneticilerle alakalı bağlarda daha keyifli evreler var. Yani siz gerçekten de bu haftayı böyle gülümsemek ve kazanca dönüştürmek ve yerinizdeki eksik noktaları belirlediğiniz takdirde
takdirde Rabbimin size en iyi, en üst level'ı size sunacak. Yer değiştirmek, konum değiştirmekle ilgili radikal kararlarınız var, sabit düşünceniz var. Bu noktalardan gelecek haberlerle diyaloglar sizi mutlu edecek. Vazgeçmeyin. Çünkü vazgeçeceğiniz şey sizin kendi alanınızda büyümenize engel olacak. Bu fırsatı denemenizi istiyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız burada ekstra kazançlarla ilgili bazı para transferleri hatası olabilir. Burada yanlış oluşumlar söz konusu olabilir. Personelinizin yanlış hatası biraz sizi sıkıntıya sokabilir. Bu hafta iş yerinizi kontrol etmenizi, yani hatta eve, iş alanınıza kamera ve kontrol yapmanızı öneriyorum. Bu size iyi gelecek. Kurumsaldan farklı bir alanda ortaklı işlerle ilgili fikriniz varsa hem yurt dışı ile alakalı noktada güzel projeler hem de kurumsalda da sizi destekleyecek üst düzey, yani ekstra işler de yapabilirsiniz. Hiç korkulacak. Hayata sahip çıkacaksınız. Siz bu hafta hayatınızın en önemli şeyi sahip çıkmak ve alandaki her şeyi daha iyi net görmek. Yani bu hafta çok güzel, hem yaratıcı hem tarzınız uygun kişilerle sohbet edip akşam yemekleri yemek, güzel tatil fikirleri. Bu ara bir de aşk uyumu var. Yani yeni tanışacağınız insanlar size güzel güzel itiraflar. Seçenekler çok olacağı için bu seçenekler sizin kararınız. Seç ve kalbin en iyisini hissettiğine dokun diyorum. Evlilik teklifi, evlilikle ilgili kararlarda bu dönem yüzükler, aile tanıştırma, koşturmalar çok yoğun. Yani aman heyecan yapıp elinizden fincan düşmesin, istenmeler var çünkü diyorum. Bir de ailenizde hiç evlilik yapmamış abiniz ya da yani erkek kardeşler alanında sürpriz, ona da bir kısmet var, güzel oluşum var diyorum. Bu ara paranızla alakalı dijitale mi, dolara mı, altına mı yatırayım diyorsanız toprağa yatırım yapın, toprağınız zarar görmeyecek. Aşk konusunda evet renklilikler var. Eski kırıldığım ve dönmesini istediğim ve yanlış anlaşılarak bitti, ben kendimi doğru ifade edemiyorum diyorsanız o kişi de aynı hata içerisinde ama biriniz adım atmanız gerek. Bu ara yasak aşk merakı olan sevgili teraziler, bu aşk kaçamağı sizi çok büyük sıkıntıya sokabilir. Aman ev halkı, çevre halkı duyabilir, dikkatli olun. Boşanma niyeti ve hala davanız varsa bu konuda boşanmak istemeyen teraziler, zafer sizin. Ama boşanmak isteyenler, karşı taraftan tekrar bir şans enerjisi olabilir ama bu ilişki artık sizin umduğunuz gibi değil. Siz zaten bu evden çıktınız, tekrar bu eve girip eziyet mi yaşamak istiyorsunuz? Evet, çocuklarınızla dışarıda daha mutlusunuz. Kocanız ya da eşiniz sizi çok fazla baskı içerisinde tutuyor. Bu ara mesela tasarım, dekorasyon, sosyal ağlar ve e-ticaret tarzı iş düşünceniz varsa sevgili gençler yapın. Bunda markalaşma. Kendinizi daha güzel noktalara iteceksiniz. Haydi sıra sizin kendinizi ispatlamak. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı da değişim yok, para sıkıntımız var. Bununla alakalı satmaya çalıştığımız bir aracımız var. Bence satmayın çünkü sürpriz ailenizden gelecek destek sizin arabanızı kaybetmemenize sebep olacak diyorum. Sevgili ev hanımları ve sevgili gençler, anneniz ve anne arasındaki iletişimi düzeltmediğiniz sürece zıt karakterlersiniz. Lütfen onun üstüne gitmeyin. Tabii ki anneniz boş yapıyor olabilir, tabii ki babanız boş yapıyor olabilir ama hep ki nesiller böyledir. Boş yapma. Benim oğlum da bana diyor, boş yapma anne. Yani ki ben modern bir yapıya sahibim. Bana oğlum diyorsa düşünün kime neler diyordur. Bir de çocuklarınızın sevgisinden şüphe etmeyin. Onlar sizi seviyor ama çok özgürlük ruhlukta oldukları için zıt karakterlerimiz var. Bu ara bir de sevgili ev hanımları, evinizin şöyle bir özellikle balkon, pimapen ya da panjur alanınızla alakalı yenilik yapmak istiyorsunuz. Bunlarla ilgili doğru kararımız var. Bir de köyden malzemeler gelecek, köye gidip gelmeniz gerekecek, ailenizi getirmeniz gerekecek konular var. Bunlarla ilgili de rahat bir oluşum var. Miras, tartışma var, haksızlıklara uğrayacaksınız, dikkatli olun. Sağlık olarak da orta kulak ve iç kulak iltihabımız alerjik gösterebilir. Bunu da ihmal etmeyin. Aşk var aşk. Size öyle güzel sarılacak ki, ömür boyu sarılacak insan hayatınızda olacak. Korkmayın. Çok öpün, çok sevin. Hayat kısa. Hoşça kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? İyi ve olumlu düşüncenin faydalarını en iyi şekilde alacaksınız. Beğen, yazı yaz, sahip çık. Beni sevdiğini, beni desteklediğini hep birlikte göster ki ben de artık büyümek istiyorum. Sizin sayenizde olsun. Tatlı dil.
politik kararlar, politik düşünceler, avantajlar getirecek size. Kızdığınız insanlara bile politik davranacaksınız. İş yerinde rahatsız olduğunuz insanları görmemezlikten geleceksiniz. Bu da sizin kazançları, başarınıza daha artı puan kazandıracak. Yani siz insanların yaptıklarıyla, insanların davranışlarıyla sinir küpü halinde oluyorsunuz ya, görmeyin, işinize odaklanın. Takmayın, işinize konsantre olun. Hak ve konum değişimi sizin hayatınıza renk katacak diyorum. Bu ara başarılı, birçok iş konusunda başarılı noktalara imza atacaksınız. İş yerinizde manevi olarak da patron ve yöneticilerle sağlam diyaloglar sizin kalıcılığınızı ortaya çıkartacak. Devlette çalışıyorsanız, devletle alakalı mesleki anlamda yer değişimi, insan değişimi, suçlanmalar, bu tarz karışıklıklar, dedikodular yoğun olabilir. Sesinizi kesin, işinize sahip çıkın diyorum. Mümkün o. Bu farklı meslekler, mesela kendinizle ilgili sosyal medyada, dijital ya da TikTok şeyleriyle ya da sosyal ağlarla marka olmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Becerileriniz çok uygun ve hisleriniz ve derin düşünceleriniz size farklı yönlere geçmenize sebep olmanıza yardımcı olacak. Bence derin dostluklar, derin işbirlikleri, temellerle alakalı yaratacağınız her şey size daha güçlenmenize sahip olur. Bu ara aile çevreniz daha aile hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Dostlarınızla hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İnandığınız bir dostunuzun size kazık atmasına hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bence bunlardan ders çıkartmanız lazım. Hep başa döndünüz. Yani söz veriyorsunuz, yapmayacağım diyorsunuz. 2 ay sonra yine bu kalbinizi açıyorsunuz. İyi niyet insanı mezara götürür. Bence siz kendi kendinize mezarınızı hazırlıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar merhamet geride. Sokak hayvanlara, yaşlılara ve çocuklara yardım ederseniz daha sağlıklı, Allah katında da güzellikler getirirsiniz. Şöyle bu ara yurt dışı iletişimleriyle ilgili maillerde aksilik olabilir ama sonrasında size olumlu süreçler yaşanacak. Mesela İzmir'de ve Ege'de, İzmir bölgesindeyseniz, İstanbul ya da Ankara ile ilgili iş bağlantınız varsa bunlarla ilgili olaylar size olumlu şekilde size renk katacak. Bu ara şöyle söyleyeyim, annenizi, babanızı saçma sapan telefonlar arayıp dolandırıcılık sistemine maruz kalabilirsiniz. Anne ve baba ve sizler ve çocuklarınızı bu konuda uyarın. Çünkü bu ara yanlışlıkla yapacağınız iyilik sizi emniyette gösteriyor, şikayet etmede gösteriyor. Mümkün olduğu kadar bu konuda sınanırken dikkatli ve kimseye güvenmemeniz lazım. Duygusal unuttuğunuz bir aşkınızla alakalı haber alabilir, şaşırabilirsiniz. Yeni aşk beklentisi içerisindeyseniz doğru enerjiler var ama sizin kariyer ve olumlu enerjiniz size büyük paralar getirecek. Bence aşktan önce paraya hakim olun. Evet, aşk çok önemli şifalanmak için ama siz çabuk sıkıldığınız için ve karşı tarafın tavırlarından çabuk sıkıldığınız için ilişkiyi aşağı atan sizsiniz. Yani iyiliklerle, güzelliklerle yapmak istediğiniz birçok şeyde bazen siz de vazgeçiyorsunuz. Çalışan evli çiftlerimiz ile ilgili eşinizin başka bir yere ataması gerçekleşebilir. Sizin de konumla alakalı noktada yer değişimi söz konusu olsa da yine aynı bölümde gerçekleşeceğimiz, evimizde bir değişim yok. Ama ev almak istiyorsanız güzel fırsatlar, gelecek ekstra paralar sizin ev konunuza ya da evinizi satıp yeni bir ev almakla ilgili noktada büyük bir oluşum yaşayacaksınız ve hayallerinize ait eve de adım atma noktanız var. Bu ara ayrılmış çiftler geri gelmek istiyor ama doğru musunuz? Aynı tandır pilavı kaç kere yenilir ya da aynı acı kaç kere yaşanır? Bunu doğru görün ki acılar içerisinde kalmayın diyorum. Sevgili gençler, bu ara kendinizle ilgili Kanada yurt dışı planlarınız var, eğitiminizle ilgili yapmak istediğiniz yenilikleriniz var. Cesaret sizde. Rabbim bu kapılarınızı fırsat bilmiş. Yerleşmek ve vatandaşlıkla ilgili mücadeleleriniz varsa Allah o kapınızla ilgili çok güzel fırsatlar yaratmış. Haritanız olumlu gözüküyor. Bence bu cesareti yapın. Yeni yolculuklar kendi başarınıza daha büyük keyif katacak. Sevgili ev hanımları, kendi eşinizin ailesinden kaynaklı kırgınlıklar, küskünlükler had safhada olabilir. Aynı şeyleri eşinize anlatıyor olabilirsiniz. Aramızda soğukluk oluşuyor. Artık kocanın ailesini bırak. Kendi ailende dertli zaten. Gelip hep kocanın ailesini suçluyor. Biraz sesimizi kapatalım. Eşiniz sizi seviyor, kaybetmek istemiyor. Ama farklı noktada boşanma talebi olan akreplerde de cesaret problemi var. Düzen kaybetme korkusu var. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Bir ilişki terapisti bu evliliği kurtarabilir diyorum.
Tamir, tadilat, özellikle masa, sandalye konularımız, yani yemek masası değişikliği söz konusu olabilir. Bu kararımız aydınlıkta verimli olacak. Mutlu kalın sevgiyle kalın, ama sağlık olarak lütfen diş eti, sol dişimiz ve bu çenemizi kasıyor olabiliriz. Çene botoksu olabilir. Gece sıkmalardan kaynaklı diş kırıklıklarımız var. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, duygusal davranmaya, iş çevrenizdeki insanları etki altında tutabilirsiniz. Beğen, yazı yaz. Bizi sev, kanalımıza beğeni yarat, keşfete çıksın. Farklı, yani duygusal davranışlarınızdan kaynaklı yenilikler, yeni oluşumlar var, ama bu olaylar tepki yaratabilir. İşimize zarar, ılımlı oluşumlar yaratırken olaylarda yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Kendinize ait alanı bu yüzden kaybedebilirsiniz. Çünkü Mars çalışma evinizde ve yeni başlangıçlar, yeni konular, çok güzel olumlu baskı altında hissedeceğiniz için tedirginlik, zorlaştırıcı ve yıpratıcı bir gibi gelse de sonu zafer, mümkün olduğu kadar mücadelenize, hırsınıza, hedeflerinize çok yaklaşmışken korkularınızı hayata geçirmenizi istemiyorum. Geçmiş iş yerinizle ilgili geri gelmesini beklediğiniz konularla ilgili güzel fırsatlar yakalasınız da burada büyümek sizin kendi alanınızda daha büyük başarıya sahip çıkmanıza yardımcı olacak. Bu ara güçlü konum değişimliklerimiz, kendimizi esir gibi düşmüş hissetsek de esir olduğunuz yer size konum ve parasal evrede çok güzel başarı getirecek. Pozisyon değişimi, yeni mekan, yeni oluşum, güçlenmek ve kendinizi bulmak. Geçmiş işlerle ilgili yapacağımız diyaloglar, oradan kapılar gelse de geri dönmenin bir anlamı yok. Ama yurt dışından gelecek teklifi mümkün olduğu kadar gözü kapalı evet deyin. Orada hem haklarınızı alacaksınız, hem de uzun soluklu çalışıp orada ekstra kazançlarınız ve maddi alanda güçlenmeleriniz söz konusu. İlişkilerinizde bu ara kurnaz, akıllı, acayip derecede temkinli gibi gözükseniz de etrafınızda insanları çok kolayca ikna edip o hatanız da olsa kurnazlığınızla bu olayı düzeltip tekrar ilişkiye büyük bir başarı, büyük bir oluşum yaratacaksınız. Karizmanız, enerjiniz, konuşma üslubunuz o kadar etkileyici olacak ki, yani bu ara yaylaran enerjisi çekme enerjisine dön. İşi çekin, parayı çekin, enerjiyi çekin, eski sevgilinizi çekin, ailenizdeki kırgınlıklar için dua edin. Bu sizin negatif enerjiniz yok, iyi enerjiniz var. O yüzden yenilik size mutluluk katacak. Ailemizde yaşanan sorunlar, tartışmalar, siz bu ara bunları da çözmek için mücadele edeceksiniz. Yasal, mahkemelik konularımızla alakalı daha temkinli, daha size ait alanlarda sevimli ve avukatınızla geçireceğiniz her nokta haklarımıza ait. Bir gram bir şey bırakmayacağız. Çünkü babanıza ait ya da toprağınıza ait haklara yaşadığınız o kadar büyük krizler ve haksızlıklar varken aile büyüklerinizin hiçbir şeyi umursamaması sizin kalbinizi incitiyor. Yani siz davalarınızı tekrar başlatacaksınız. Bu arada ara sıra gizlediğiniz bazı yazılarınız, bazı sakladığınız kutularınız ortaya çıkabilir. Mümkün olduğu kadar yer değişimi vakti, kimden ne saklıyorsanız açığa çıkacak. Bu ara ortak dostlarımız, ortak çevremizle alakalı seyahatlerimiz, gideceğimiz yolculuklar bize yeni iş ve ortaklık planları da oluşturmamıza yardımcı olacak. O gideceğiniz seyahatlerde doğru fikirlerle, doğru evrelerle varsın. Bu arada takım tasarımı, moda ya da sosyal ağlarda kendinize yapmak istediğiniz fikirleriniz varsa haydi yap, korkma. Sen bunda da marka olacaksın, yürüyüp gideceksin. Ve geçmişe ait alman gereken, verdiğim bir borçla ilgili hala sabırsızlığa bekliyorsun. O tarafın hiç umursamaması canını sıksa da parça parça bu parayı ödeyecek. Ev krediniz ya da araç krediniz varsa Mayıs ya da Haziran itibariyle daha rahat bir şekilde oturtacaksınız. Yani 2023'ün şimdiden ne olacak, ne edecek triplerinden vazgeçin. Sevgili gençler, bu dönem evet eğitiminizle ilgili noktayı, zaferi kazandınız, ama nerede okumakla ilgili kararsızlıklarınız var. Tercihlerde doğru noktayı yaptınız ama gitmemek arasında
bazı pürüzler yaşayabiliriz. Mümkün olduğu kadar gidin ki, çünkü orada daha büyük oluşumlar var. Çalışan evli çiftlerimiz için sevimli, içinize cin kaçmış gibi tavırlar var. Hem aşıksınız hem birbirinizi gömüyorsunuz. Bu gömmeleri geride bırakın. Çünkü hayatınızdaki insan sizi gerçekten seviyor. Bir de bu ara spor yapmanız lazım. Bu ara dışarıda doğru nefes almanız lazım. Ailemizle alakalı eksik noktaları daha çok güçlendirmemiz lazım. Kendi işinizi dışarıda yapıyorsanız çok para var, korkmayın. Emlak işi, toprak işi, alım satım işleri, ne yapıyorsanız burada çok güzel gelirim var. Güzel bir oluşum, gelir haklarınızın da doğru noktada olacağını gösteriyor. Bu ara bir de aile ile ilgili değil de kendi karı koca aile, çiftlerin ailesinde sağlık problemleri olabilir. Bunlarla da ilgileneceksiniz. Panik yapmayın, herhangi bir sorun yok. Sizin sağlığınızda egzama, güneş alerjisi, saç dökülmelere dikkat edelim. İleride bunlar sıkıntı olmasın. Tabii ki beğenin, tabii ki emek veriyorum. Hep birlikte bu emeğe saygı tutalım. Sevgili gençler, korkmayın. Hayat size güzellikler getirecek. Sevgili oğlaklar, maddi konularda ilk önce beğeniyoruz, yorum yapıyoruz ve kanalımızla destekliyoruz. Maddi konularla alakalı talepleriniz, kararlarınız, hakim olacağınız en iyi bir hafta. İleriye doğru yapacağınız iş projeleri, altyapıyla ilgili oturtamadığınız konular daha harekete geçecek. Para, ufuklarımız, yeni oluşturmak istediğimiz iş kapılarımız, ekip çalıştığımız insanla aramızdaki büyük, aramızdaki ortaklı büyük projeler üretecek. Yaşamımızı daha olgun ve daha kaliteli bir noktaya, farkında olarak farklı alanları daha güzel oluşturacak. İsteklerimizin başarma konusunda daha güçlü, fiziksel ve zihinsel aktif hayatımıza daha dikkatli kontrol edersek, hiç ummadık fırsatlar ve yenilikler size olabildiğin kadar şanslı ve bereketli gelecek. Bu ara aile içerisindeki sağlık problemleri, huzursuzluklara son verme haftanız. Yani herkese haddini bildirin. Yeter artık kapris evresi, dert evresi, sıkıntı. Zaten senin işin gerginliği, parasal evre, yarım bıraktığın hayatın ve bir sürü oluşturmak istediğimiz toplantılar yüzünden kafamız bir orada bir orada. Artık sadece işinize odaklanıp bazı noktaları daha sağlam bir şekilde oturtmak istiyorsunuz. Doğru karar. Çünkü sizin verdiğiniz karar sizin için doğru. Yeni işe geçmek, yeni iş konularıyla ilgili yabancı ortaklı ya da yabancı insanlarla geçireceğiniz büyük oluşumlar sizin artık yurt dışı firması ya da Türkiye'de yurt dışı firmasına iyi bir konumda giriş yapacağınız ve hayal ettiğiniz firmanızın da kapısı aydınlığa kavuşacak. Bu ara yasal problemler, evraklar, unuttuğunuz konular gündeme gelebilir. Evimize haciz, arabamıza haciz ya da ani karakolda ifadeler verebilirsiniz. Dikkatli olmanızı da öneriyorum. Bu ara aşık olmak isteyen sevgili oğlaklar, yani iç yüzünüz, iç dünyanız bunu hissediyor. Bana tesadüf doğru aşk gelmez. Ben kimi iyileştirdiysem, kimi öğrettiysem ben darbe yedim diyorsunuz. Fevri davranmak, ilişkiler konusunda fırsat vermiyorsunuz. Bence etrafınızda bu tarz enerjiler var. Bence iç yüzünüzü biraz daha rahat bırakın. Kalbinizi biraz daha özgür bıraktığınızda hiç farkında olmayarak aşka yelken açacaksınız, aşkta kazanacaksınız. Siz son yaşadığınız tatsız konuşmalar, tatsız olaylar artık geride bırakacaksınız. Rayına oturacak, parasal, taşınmak, yeni ev almak, yeni araçla ilgili de net kararlar vererek sistemimizi belirleyeceğiz. Eylül'e kadar yaşadığımız krizler bitmiş olacak. Ağustos sizin güçlü başlangıcınız ve bu başlangıç size kendi hayatınızdaki pürüzsüz kapıları açacak. Geçmiş bir ilişkiniz hıçkıra hıçkıra geri dönecek. Ben sensiz nefes alamıyorum. Ama onun hayatında bir sürü insanlar var. Nefes alamadığım nokta sizin kokunuzu özlemiş. Siz yine zaman kaybedersiniz. Onu affetmek demek kendi hayatınızı hayat boyu köleliğe itmek demektir. Yeni aşk, yeni ilişkiler için yakın dostlarınızla gideceğiniz ufak tefek seyahatlerde sürprizler söz konusu olacak. Kalbi güzel açın. Kalp şifalanmaya hazır gözüküyor. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada eşiniz işten kovulabilir. Siz işten sıkıntı yaşayabilirsiniz. Paralarınız verilmeyebilir. Ve özellikle sağlık sektörü veya da devlet sektöründe çalışıyorsanız idare amirlerinizle aranızda gerginlikler var olabilir. Görmemezlikten gelmenizi ve onların tavırlarını önemsememeniz gerektiğini uyarıyorum. Bir de aile büyüklerimiz değil de size ait aldığınız toprak ya da satmaya çalıştığınız arazinizle alakalı
acele ediyorsunuz. Orası çok kıymetli, müteahhit gelecek ve bu toprak kıymetli bir toprak, kaybetmenizi istemiyorum. Anne sağlık problemi biraz sıkıntı yaratabilir. Annenize bol bol vakit geçirip onunla güzellikler yansıtın ya da vefat ettiyse kabrini ziyaret edip o enerjide o sevgiyi tekrar toprağına dokunarak almanız gerekiyor. Sevgili gençler, fikirleriniz, yani mühendis ya da alanınızda uluslararası ekonomik alanında başarı sağlayan sevgili oğlaklar için yurt dışı, şehir dışı kapılarınızda çok güzel fırsatlar var. Ve gideceğiniz ve eğitiminizle ilgili çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Ama siz aşka da değer verip, lüks hayatı da önemseyip, güzel ruhu yaşamak istediğiniz için bilinç çok konuşuyor. Bilincini sakinleştirmen gerekiyor. Sevgili ev hanımları, bu ara en önemli şey, evdeki her şeyi yaptın ama bu ara mutfakta böcek ya da hani kelebek, gıdalardan kaynaklı kelebekler oluşabilir. Ve bu sizin alerjinize denk geliyor olabilir. Evi bir ilaçlama dönemi diyorum. Bu daha iyi olacak. Yatak, çocuk yataklarımızı, çocuk dolaplarımızı, çocuklarla alakalı birçok şeyi de yenileyeceğiz. Bu da iyi olacak. Yalnız sizin de kendi işinizle ilgili emeklilik ve bununla ilgili beklentileriniz varsa olumlu evraklarınız, doğumluğunuzla ilgili bunları çözün. Erken emeklilik gelecek. Bunu halledin. Evet, şanslısınız. Sadece gonca yapraklarına dokunun. Bereketiniz daha iyi olsun. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, cesaret, alınganlık aynı anda yürüyecek. Yani tüm işlerle ilgili başarı noktamız fazlasıyla, yaşadığımız koşullarda şikayet ve zorlansak da kararlarımızı verirken çevremizdeki şartları gözden geçirmemiz, içsel dürtülerimizle tezat düşmememiz gerektiğini uyarıyoruz. O yüzden bulunduğumuz alanı daha sağlam evrede oluşturmamız lazım. Beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Çalışma hayatınızla ilgili olumlu değişimler söz konusu olacak. Ama sessizlik içerisinde yaptığınız anlaşmalar, yenilikler, yeni planlar artı güveninizi ve artı oluşum evrenizi sağlayacak. Bence siz bu dönem iş konularınızla ilgili hayallerinize erişiyorsunuz. Ama ortaklı iş ve yapmak istediğiniz işlerde farklı anlaşmalar var. Bu anlaşmalarda size ekstra kazançlar, mekan açmak, ofis açmak, mesleğinizle alakalı noktadaki yeri belirlemek istiyorsunuz. Cesaret yapın. Çünkü siz işinizde başarılı, ne istediğinizi biliyorsunuz. Bilgisayar mühendisi, teknoloji mühendisiyseniz farklı iş grupları ile ilgili teklifler, kendinizi daha büyük ispatlayacağınız noktalarınız var. Bunlar için de büyük mücadele ve altyapı oturtmanız lazım diyorum. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız ortam çok karışık, çok hareketli. Aman tatil alın, aman izin alın, kimseyle muhatap olmayın. Çünkü oranın karmaşası, onun gerginliği sizi çok daha yıpratabilir ve yıpratıcılık evresi sizi sıkıntıya sokabilir. Bu ara aşk hayatınızda hatalar yapmaya açık, ısrarcı tutumunuz karşı tarafı fazlasıyla duygusallık anlamında yıpratabilir ve bu ilişkiyi bitmesine sebep olabilir. Daha sakin, daha baskıcı olmaktan çok karşı tarafı doğru çabalarınızla etkileyip onu kendinizden uzaklaştırmamanız gerekiyor diyorum. Bu ara istekler paralel olarak hayatımızda oturtmaya çalışsak da ilişkide anlamsız olaylar yaşanacak. Eşinizle, çocuklarınızla, kardeşlerinizle, büyüklerinizle. Bunları bir dengeleyelim. Çünkü sizin bir havai noktanız var ya, bir an kim oluyorsunuz edanız var ya, o kimi oluyorsunuz edanızda yalnız kalabilirsiniz. Ama işte gerçekten çok büyük bir başarı var. Bu ara vize, evrak başvurularınızla ilgili olumsuz hiçbir şey yok. Korkmanıza gerek yok. Yeni işlerle ilgili de olumsuz. Sadece kredi kartlarınızda gereksiz harcamalar ve yıprandığınız bazı konular var. Bunları daha güçlü bir seviyeye geçirmemiz lazım. Ekonomik dengeleri de sağlamak istiyoruz. Nevşehir'e mi gitmek istiyorsunuz? Kabadokya ruhunuz, yani Kaş'a mı gitmek istiyorsunuz? Bu tarz enerjileriniz var. Hayallerinizdeki seyahatler de sizin ayaklarınıza doğru geliyor. Hiç korkmayın efendim. Çok iyi geçecek. Yeni aşk enerjisinde olan sevgili kovalar için, evet, aşk enerjiniz var da güven probleminiz olduğu için, kendi özgürlüğünüzü tatmak istediği için, başkalarına sorumluluk almamak istediğiniz için bu aşkı geride tutabilir. Kimseyi hayatınıza almak istemeyebilirsiniz. Evli çiftlerde de özellikle bu ara uslup konuşmalarında sertlikler, kendimizdeki yatak ayrılımları, oda ayrımı, evden taşınma gibi fikirler söz konusu olacak. Saçma sapan bir kırıcılık dönemi var. Burayı doğru değerlendirdiğinizde evliliğinizdeki o risk gidecek. Ama özellikle
eşinizin acayip sinirli tavrı sizin artık çilenizi tepeye çıkarttı ve sevgi istiyorsunuz, değer istiyorsunuz. O sadece para ve hesap düşündüğü için size sevgisini yansıtamıyor. Bence ona güzel bir mail atın, sevginizi, duygunuzu yansıtın. Onun gözlerine bakarak sevgiyi anlamanız lazım. O sözle ifade etmeye, sözle ifade etmek istemiyor. O yüzden siz de bu konuda kırılıyorsunuz sevgili kovalar. Evet, sağlık olarak özellikle nodüllerimiz, boğaz ağrılarımız ve göğüs kafesimizde sıkıntılarımız olabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Sevgili gençler, kariyer hayatınızla ilgili hatalarınız yok. Siz ne istediğinizi biliyorsunuz. Aceleci ve tavrınızdaki oluşumlar sizi biraz daha yıpratıyor olabilir. Daha sakin kararlar vermenizi öneriyorum. Bu ara babanız ya da kardeşler arasındaki iletişim kaosu sizi fazlasıyla agresif yaratabilir. Bu ara evde değil de arkadaşlarınıza gidin, tatile gidin, denize gidin, kampa gidin, dağa gidin. Evdeki kimseyi takmayın. Sevgili ev hanımları, bu ara koltuk döşemeleriniz, yeni koltuk takımlarınız ve gardola dışarıdaki komodininizle alakalı değişmek istediğiniz ve balkonunuza dolap yaptırmak istiyorsunuz, tamir tadilat konularınız var. Hadi hayırlı olsun. Uzun süredir de elden çıkartmak istediğiniz bir evle ilgili güzel sürprizler oluşacak ve bu sürprizler sizin hayatınızda istediğiniz evin anahtarını gerçekleştirecek. Bu ara aile büyüklerimizin de sağlık problemleriyle ilgili sıkıntıları hareketli olsa da önemli bir şey yok. Korkmanıza gerek yok. Bence siz sağlığınızı bir check-up yaptınız. Varis damarlarımız, kalp damarlarımız hassas olabilir. Bunları kontrol etmenizi öneriyorum. Bir de sizinle ilgili çok güzel bir dostunuzun size sürpriz hediyesi var. Bu sürpriz hediye hem şans getirecek hem de bereket. Ve bu ara çiçeklere, doğaya merakınız olabilir. Doğa yürüyüşü, deniz yürüyüşü, ne yapıyorsanız yapın, şifalanın, hoşça kalın. Sevgili balıklar, nasılsınız? Beğenin, yorum yapın, sahip çıkın, birlikte büyüyelim. Çalışma hayatınızdaki koşullardan hoşlanmıyorsunuz. İnsanların bakışları sizi rahatsız ediyor. Düzeltmek istediğiniz birçok noktada hep zorluk çekeceğinizi düşünüyorsun. Güneşin sizin enerjinize sunacağı odaklanmak, başarı ve kendi yetersiz gördüğünüz alanları tekrar ele alarak kendi yönünüzü daha disiplinli ve daha kurallı, daha zorda olmanıza rağmen hayatınızdaki planladığınız birçok noktayı daha cesaretli yaratabilirsiniz. Geçmiş hatalar, geçmiş konular, geçmiş iş hataları hep sizin önünüze gelecek. Ne yapıyorsunuz? Kendi enerjinizi bu konuda daha sağlam projelerde fikirlerinizi ve kendinize ait alanlara ani tepki vermeden daha yönetici ruhunuzla, daha iletişim ruhunuzla, insanlara daha fazla güven vererek bu evreleri daha rahat bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Bu ara birçok işte fırsat yakalayacaksınız. Parasal hatalarınızda düzelme, doğru şekilde yapacağınız her koşul size maddi olarak da güçlenmenize hem de daha böyle kredi kartlarınızdaki ödemeler, borçlarınızla ilgili kusurlar gidecek. Eğer iş bekliyorsanız çok yakın dostunuz, eski iş arkadaşlarınız ya da eski patronlarınızdan gelecek iş teklifi doğru ve sizi bu konuda daha sağlam adımlar atmanıza ve enerjinizde de kalıcı iş hayatınızı hayata geçirecek. Kurumsal alanda ve buradaki yönetimdeki yaşanan krizleri görmeniz gerekiyor. Onların ruhuna göre hareket etmeniz lazım. Devlet ya da taşeronda çalışıyorsanız devlet kapınıza değişim, taşeronda da memuriyetlik hakkınız var. Mücadele edin. Oradaki haklar size sunulacak. Pes etmenizi istemiyorum. Pes ettiğiniz takdirde işten çıkabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Bu ara devlette askeri, polis ya da bu tarz alanlarda öğretim atamalarınız varsa bunlarla ilgili gayet güzel ve gayet başarmış olacaksınız. Bu kapınız hayırlı ve aydınlık gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız kazançlarınızda yenilikler, yeni çevre, yeni oluşumlar için güzel bir nokta ama fikir değişiklikleriniz sizi yoruyor olabilir. Yani biz bununla anlaşıyoruz ya, yarım saat sonra bu fikir size daha uygun geliyor. Yani bu çok iyiydi ama bu daha sana iyi geliyor. İkisini aynı anda yürütmek sizin ruhunuzu yorabilir. Mümkün olduğu kadar bir noktaya odaklanmanızı, emlak alım satım ya da bu tarz işleriniz varsa ekstra kazançlar, verimlilikler var. Bol bol enerjinizi yüksek tutun diyorum. Aşıksanız
Hayatınızdaki insanla doğru adımlara doğru ilerliyorsunuz. Bu ara sizi bırakmak isteyen sevgilinize ikna edin. Yoksa sizin bu tavrınız yüzünden ilişkiniz sizi bırakacak. Eski ilişkinizle ilgili oldukça sinir bozucu haberler alacaksınız. Canınız sıkılacak, depresyona gireceksin. O depresyona girdiğin vakit otur yazı yaz. Sosyal ağlarda senin yazma kabiliyetin, hislerin çok kuvvetli. Bunları hayata geçirmeni istiyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada işinizin işiyle ilgili masa değişimi, ekip değişimi ile ilgili biraz huzursuzluklar gibi gözükse de kalıcı ve doğru iş kapısı aydınlık olacak. Siz işten çıkartıp biraz yazı dinlemek isteyebilirsiniz. Ama özellikle devlet alanında çalışan sevgili balıklar, öğretim görevliyseniz, akademisyenseniz Ağustos ayı sizin için 20'sinden sonra çok hareketli olacak. Şu tarihleri doğru ve dingin değerlendirin. Bir de ani ev değişimi, çocuklarla ilgili daha böyle sit alanına geçmek isteyebilirsiniz. Bu doğru. Doğuda eğer çalışıp orada eviniz varsa daha rahat bir ev satın alma fikriniz var. Güzel bir aile desteğiyle alacağınız ev size uğurlu. Eğer Ege ve Akdeniz ve Karadeniz alanında ev değişiklikleri düşünceniz varsa yeriniz kıymetli. Başka krediye girin. Bu evlere, bu alana dokunmanızı istemiyorum. Ailenizin köyde yaptığı inşaat ya da toprak evle ilgili amcalar arasındaki yaşanacak krizi, babanız bana kimse bir şey demiyor ama burada o haklar ziyan olacak. Babanızı bu konuda durdurun. Yoksa haksızlık var. Evet, bu ara söz nişan konularımız yoğun. Planladığımız tarihler istediğiniz gibi olacak. Ekim sonuna kadar parmağınıza yüzük takılacak. Yeter ki siz abartılı bir düğün istemeyin. O seni çok seviyor, gönülden seviyor. Zaten hedefimiz yurt dışı, burada kalmak istemiyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Bu ara amca, kuzen tanıştırmaları, aile büyüklerimiz dışarıya kız gitmesin, erkek gitmesin diye böyle fikirler gündemde olabilir. Çünkü aile arasında evlilikler haritayı uyarıyor. Aman yani kardeş tabii ki kültürel olarak herkes uyum sağlayabilir ama bu evlenmeyi düşünen erkek için doğru da kız böyle bir şey istemiyor olabilir. Aman aileler çocuklarınızı doğru görün. Sevgili ev hanımları, kusurlu kusursuz gibisiniz. Yani bir gün muhteşem, ertesi gün bir gün uykulu, bir gün uykusuz bir ruh haliniz var. Kendinizi bu konuda biraz daha ve yeme beslenme konularımıza dikkat edeceğiz. Uzun süredir bilinçaltımız devamlı garip garip rüyalar gösteriyor. Garip garip hisleriniz var. Ve bu ara bir yatır ziyaret ederseniz, orada bir namaz kılarsanız üzerinizdeki negatif enerji değişir. Sizin de özellikle mutfak alt giderlerinizle ilgili sıkıntılarımız gündeme gelecek. Ufak tefek tamiratlarınız var. Sevgili güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı ve birlikte güzelliklere dokunmaya Allah bize nasip etsin. Hoşça kalın.